Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu akşam stüdyodayız ve yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Konuğumuz Konya'dan ama Balıkesir'de, Akçay'da ikamet ediyor yazları. Ozan, şair, Tayyip Sağ. Tayyip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramazan Bey. Şimdi tabii Balıkesir'de yazlarınızı Balıkesir'de geçiriyorsunuz. Balıkesir'in cennet köşesi Körfez'de kalıyorsunuz. Sizi önce bir tanıyalım. Sonra hem Körfez'deki hayatınız hem de bugün sizi konuk etmemizin nedenlerinden olan şairliğiniz, ozanlığınız, sazınız da elinizde. Onları çok geniş bir şekilde alacağız. Sizi öncelikle bir tanıyalım. Sizin de ilk açılış konuşmasında bahsetmiş olduğunuz gibi Konyalıyım. Evet. Fakat Akçay'da bir mekanımızın bulunması dolayısıyla ömrümüzün bir kısmı da Akçay'da geçmekte. Evet. Ve bu nedenle Balıkesir'de bir manada gene bizim bir ilimiz olmaktadır. Evet. İkinci adresin, ikinci memleketiniz. Evet, yani. Evet, evet. Evet, ikinci adresimiz olmakta. Onun için her şeyden evvel memleketimizi çok çok seviyoruz. Bizim için her taraf ayrı bir özellikle, ayrı bir güzellikle ve hepsi içinde değerleri aynıdır. Bu arada yurt dışında şehit olmuş, çeşitli zulümlere uğramış soydaşlarımıza, din kardeşlerimize aynı zamanda Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara, yaralananlara şifalar diliyorum. Elbette çok üzücü olayları yaşıyoruz bugünlerde. Konumuzun belki biraz dışında da olsa yüreğimizin içinde olan bir husustur. Bunu da bu meyanda anmış olalım. Evet. Şimdi siz şiirler yazıyorsunuz ve sazınızla da bu şiirleri dile getiriyorsunuz. Şimdi bunu halk ozanı kavramı içerisine giriyor değil mi bu? Tabii. Halk ozanı kavramı içerisine de giriyor. Evet. Bir şair özelliği içerisine de giriyor. Evet. Bir sanat özelliği içerisine de giriyor. Çünkü bu şiir, müzik hemen hemen birbirinin tamamlayıcısıdır. Evet. Çünkü güfte olmasa beste olmaz. Beste olmasa güfte olmaz. Aklımız erdikten bu tarafa. Standart bir söz vardır. İşte ne zamandan beri sanatçısın derler. Kendim bildim bile sanatçıyım derler. Doğuştan beri sanatçıyım derler. Gerçekten bu böyledir. Hiç kimse canı sıkıldığı zaman veya iş bulamadığı zaman ya işsizim, gideyim de şair olayım veya elime bir saz alayım da sanatçı olayım diyemez. Eğer doğuştan bir yeteneği varsa, bu yetenek zaman içerisinde onda çeşitli şekilde ortaya çıkar ve meyvelerini verir. Evet. Sizin o meyvelerini vermeye başladığı dönemleriniz, delikanlılık dönemleriniz mi yoksa daha mı o sonra? O dönemlerim gene meşhur ifadeyle söylemem gerekirse kendimi bildim bileli var. İlk şiirimi ilkokul 3. sınıfta yazdım. Hayat bilgisi dersiyle ilgili yazmıştım ve sınıfta okuduğum zaman kulaklar çınlasın bir bayan öğretmenimiz vardı. Birkaç defa okuttu. Hatta Tayyip evladım bu şiirin yazarı kim demişti. Ben de öğretmenim ben dedim. Evladım benim sormak istediğim o değil bu şiirin yazarı kim dedi. Öğretmenim benim dedim. Şiir benim kendi şiirim. Öyle dediğim zaman hayretler içerisinde. Kaçıncı sınıf dediniz? İlkokul 3. sınıf. İlkokul 3. sınıf. 3. sınıf. Evet. Hayat bilgisi dersiyle ilgili bir şiirdi. Şiiri bir defa daha okuttu ve sınıfa aynen şöyle demişti. Kulakları çınlasın.
Çocuklar dedi, Tayyip arkadaşımız büyüdüğü zaman çok büyük bir şair olacak dedi. Bak kendine ait bir şiiri okuyor. Çok da güzel bir şiir. Yani büyük bir yetenek olduğunu şimdi ben hissediyorum demişti. Ve bu bende gerçekten bir cesaret ve bir yüreklenme hasıl oldu. Ve o günden sonra ve devam etti. Müzik daha da evvelinden, işte her çocuk türkü şarkı söyler ama biz tabii bunu daha da yürekten söylerdik. Okul müsamerelerinde söylerdik, işte kimin o zamanki sanatçıların türküleri falan kulağımızda çınlardı. Çok da güzel söylerdik, bir heves, büyük bir heves vardı. Bu zamanla sözlerle de birleştiği zaman ortaya bu şeyler çıktı. Hiçbir zaman ben de bunun dışında kalmak istemedim. Evet, şiir ve müzik faslı böyle ve sürekli ürettiniz, kitaplarınız oluştu, değil mi? O kitaplardan da biraz bahsedelim isterseniz. İlk kitabım Bir Ömrün Hikayesi isimli bir şiir kitabımdı. Evet. Orada yazdığım şiirlerin bir kısmını yayınladım. Ondan sonra işte ikinci kitabımı yayınladım, Dağlar isimli. Evet. İkinci kitabımı yayınladım. Şimdi de halen daha elimde bir kitaplık daha bir birikinti var. Onda çalışmaları tamamlanmış vaziyette. İşte münasip zamanda onu da gene basına vereceğiz. Peki yani, şimdi Tayyip Bey, siz bunları yazıyorsunuz, üretiyorsunuz ve müzikle de icra ediyorsunuz. Şimdi bundan bir örnek alalım. Sonra biraz da mesela Dağlar isimli kitabınız var. Orada içinde yayından önce de baktık, bir dağlarla ilgili de bir şiir var. Bizim Körfezimizde de çok ünlü dağlar var. İşte Kaz Dağları var. Evet. O Kaz Dağların hemen yamacında yazlarınızı geçiriyorsunuz. Biraz Körfez'den de bahsedeceğiz. Körfez'e getireceğim sözü. İsterseniz bir örnek alalım sizden. Bir örnek bize sunun. Müzikli ve o yaptığınız çalışmalardan bir örnek verin. Sonra ben o dağlar şiirinizi de bir okumak istiyorum seyircilerimize. Bir örnek sunalım isterseniz. Tamam. Evet. Evet sevgili seyirciler, Tayyip Bey sazıyla birlikte geldi. Zaten yaptığı da o şiirlerini sazıyla birlikte, sazıyla ifade ediyor. Bir örnek dinleyelim kendisinden. Nedir bu dinleyeceğimiz örnek? Farz et ki. Evet. Farz et ki isimli bir çalışmamız. İsterseniz sözlerinden önce bir şiir olarak okuyalım. Bir hemen onu da alalım. Bir, buyurun. Tabii bir farz et ki dünyaya hiç gelmemişim. Farz et ki ben seni hiç sevmemişim. Farz et ki ağlayıp ne de gülmüşüm. Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Diyelim ve bu eserimizden başlayalım. Buyurun. Farz et ki dünyaya hiç gelmemişim. Farz et ki ben seni hiç sevmemişim. Farz et ki ağlayıp
ne de gülmüşüm. Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Sensiz de yaşamak mümkün değil mi? Böyle de yaşamak mümkün değil mi? 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 Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Sensiz de yaşamak mümkün değil mi? Dağlara haykırdım, ses vermediler. Kuşları dinledim, neler dediler. Rabbime el açtım, sabır verdiler. Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Sensiz de yaşamak mümkün değil mi? Böyle de yaşamak mümkün değil mi? 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 Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Sensiz de yaşamak mümkün değil mi? Yürekte her derdin acısı kalır. Fırtınalar seni senden koparır. Sevdalar unutur, üzünler tanır. Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Sensiz de yaşamak mümkün değil mi? Böyle de yaşamak mümkün değil mi? 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 Böyle de yaşamak mümkün değil mi? Sensiz de yaşamak mümkün değil mi?
Evet, elinize ve ağzınıza sağlık diyelim. Bu teşekkür ederim. İç Anadolu müziklerini, o türkülerini andırıyor. O formatta gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Şimdi İç Anadolu türkülerini de andırıyor. Bizim genel manada bölgelerimize de hemen hemen hitap ediyor. Kapsıyor mu? Hitap ediyor değil mi? Evet. Çünkü Sivas, Kayseri, Erzincan yörelerinde de gene tavırlar... Tavırlar böyle mi? Peki. Bu tavırları anlıyor. Şimdi siz tabii ki bu bir şiir. Bunu sonradan siz bu şekilde müzikle besteleyip üzerine müzik yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Yani, evet. Peki. Doğru. Şimdi şiirleriniz de var. O şiirlerden birini örnek vereceğim. Bu çalışmalarda size daha çok ilham vermesi amacıyla mı Körfez'i seçtiniz, Akçay'ı seçtiniz? Uzun süreden beri Akçay'da kalıyormuşsunuz bildiğim kadarıyla. Körfez'desiniz yani. Körfez, Akçay bir yerde nasipmiş diyelim. Bazı arkadaşların, iş yeri arkadaşlarının tavsiyesi üzerine veya heveslendik. Bu şekilde işte Akçay'da bir kooperatif kuruldu falan dediler. Biz de madem ki biz de girelim dedik. Bizim de bir yerimiz bulunsun. Daha Akçay'ı görmemiştim. Evet. Girdiğinizde. Girdiğimde. Sene kaç? 96. 96. 96. Evet. Görmemiştim. 18 yıl önce. Eğer dedik hoşumuza giderse yaşarız. Gitmezse bir yatırım olur. Başka türlü değerlendiririz falan mukabilinden girmiştim. Fakat sonra gördüğüm zaman gerçekten çok güzel bir yer. Güzel bir belde. Evet. Artık buradan gidilecek daha güzel bir yer herhalde yok sayılır. Türkiye'de Türkiye'de bundan daha güzel hem evet, deniziyle, evet, ormanıyla daha güzel bir yer yok diyorsunuz. Ama şimdi siz dağlarla ilgili bir şiir yazmışsınız ama biz sizden şu körfezimizi, güzel körfezimizi anlatan da bir şiir artık bekleriz bundan sonra. İnşallah. İnşallah. Zaten Körfez bize ayrı bir şiir için ilham kaynağı olmakta. Körfez'in her şeyi şiir. Evet. Dağları, denizleri, Kazdağlar, havası, evet, suyu. Bilhassa bir insan için en geçerli olan şey hava ve sudur. Evet. Mesela siz orada kaç saat uyuduğunuzda Körfez'de dinleniyorsunuz? Diğer yerde, şehirde mesela, başka yerlerde böyle bir kıyaslamaya gittiniz mi? Çünkü şimdi, bunu çok söylerler. Evet. Ben iki saat uyudum bana yetti diyenler oluyor mesela Körfez'le ilgili konuşurken. Şimdi abartı olmasın. Gerçekten çok az uyuduğumuz zamanlar bile diş kalktığımızı biliyorum. Evet. Yani Körfez'in havası gerçekten çok güzel. Suyu çok güzel. Hatta şöyle denir. Dünyada havası güzel olan iki yerin olduğunu, bunun birinin İsviçre'deki Alpler, evet, Alp oksijen dağları, anlamında. Evet, oksijen anlamında. Diğerinin de memleketimizde Akçay, Altınoluk, işte bu Kaz Dağları'ndan, Kaz Dağları civarı, Güre, çıkan Güre, Altınoluk, Küçükkuyu, evet, o taraf, evet, o bölge, evet. O bölgeden çıkan oksijenin çok olduğunu ve ikinci bir hava zenginliğinin, oksijen zenginliğinin olduğu yer olarak biliyoruz. Peki Körfez'de yaşayan biri olarak, Körfez'i yıllardır seven ve bundan sonraki yaşantınızda da Körfez'den ayrılmayacaksınız İnşallah. Anladığım İnşallah. Kadarıyla. Size göre orada ne eksik? Yani eksiklik ne? Veya orada Körfez'de şu olmasa veya şu olsa diyebileceğiniz neler var? Evet. Körfez'de çok güzel bir soru sordunuz Ramazan Bey. Daha ilgi, oraya daha yerel yönetimlerin daha büyük ilgiler bekliyoruz. Yani bunu sayın belediye başkanlarımızın duymasını canı gönülden istiyorum. Evet, zaten Balıkesir büyük şehir oldu artık. Körfez de dahil olmak üzere artık büyük şehir.
birçok konuda müdahil olacak oradaki yapılacaklara. Bundan sonrası böyle. Evet. O cennet köşesinde gidecek doğru düzgün yol göremiyoruz. Bunu maalesef üzülerek söylüyorum. Yol açısından acil diyorsun. İmar açısından bakılması lazım. O kadar güzel bir yerde yolların bakıma ihtiyacı var. Peki tanıtım açısından yeterince Körfez tanınıyor mu sizce? Mesela Konyalı'daki eşiniz, dostunuz, tabii siz kooperatif yaptırmışsınız gelmişsiniz ama birçok kişi biliyor mu Körfez'i? Körfez'i hemen hemen Türkiye'de bilmeyen pek yok gibi. Evet. Şimdi soruyorlar, sizin yazlık nerede falan diyorlar. Akçay'da diyorum. Oo, Akçay çok güzel yer. Biliyorlar. Yani. Demek ki evet. Bilmese bu kadar canı gönülden çok güzel falan demezler. Doğru. Akçay gerçekten tanınan en azından bir yakınından duymuş ki Akçay güzel, güzel bir yer diyorsunuz. Evet. Bunun gerekli karşılığını da görmesi lazım. Yollarıyla falan şöyle güzel, temiz, bakımlı, asfaltlarının yenilenmesi, yapılması bunlar gerekiyor, ilgi istiyor. Evet. Ama belki şöyle bir mana çıkıyor. Kışın 15-20 bin nüfus oluyor. İşte bazı genellikle her beldede yazın 200-300 bin nüfusa ulaşıyor. Evet. Geçici bir kalabalık olduğu için bu bakımdan ihmale mi uğruyor gibime geliyor benim. Evet. İnşallah bundan sonra gelişir. Peki ama şu da var. Mesela biz Körfez'i yıllardan beri biliyoruz ama Körfez pek fazla işte Bodrum gibi, Çeşme gibi, Kuşadası gibi olmasın diyenler de var. Yani o şekilde olduğu zaman her şey değişecek. O doğallığı belki de ortadan kalkacak diye. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Katılıyorum. Körfez'in o manada bu hali çok güzel. Yerli turizme hizmet etmesi, yerli halka hizmet etmesi Körfez'in bakirliği üzerine çok güzeldir. Ama tabii ki yabancı turistin gelmesi orada hem fiyatlar açısından evet. hem de bizim ananevi görüneklerimiz ve sadeliğimiz açısından epey bir deforme uğrar. O manada Körfez'in sade kalmasını istiyoruz. Yalnız mahalli idarelerden ilgi istiyoruz. Evet. Yolları. Peki. Şimdi şu kitabınızı, Dağlar isimli kitabınızı ben alayım. Tabii buyurun. Neden alayım? Çünkü dağları konuştuk ve dedik ki Kaz Dağları. Dünyada bir iki örneği var. İşte İsviçre Alpler dedik. Bir de bizim Kaz Dağlarımız dedik. Siz zamanında dağlarla ilgili bir şiir yazmışsınız. Evet. Biz de Kaz Dağları'na atfen bu şiirinizi okuyalım ama biz sizden özellikle istirham edelim. Önümüzdeki günlerde şöyle Körfez'i tam manasıyla İnşallah. İfade İnşallah. Eden bir şiir de sizden bekliyoruz önümüzdeki yıllar için. İnşallah. Dağlar. Biz bu dağları Kaz Dağları olarak ifade edelim. İfade edebiliriz. Evet. Aşılmaz yükseğin dumanlı dağlar, etrafın yemyeşil üstünde karlar. Sılamda bekleyen nazlı yar ağlar, bırakmazsan deler geçerim dağlar. Yıllardır bilirim dumanım kalkmaz, hasretim içime saplanmış çıkmaz. Yürüdü kervanım yollarda durmaz, bırakmazsan yıkar geçerim dağlar. Dağlar senin yükseğinde karın var, kenarında bahçelerin bağın var. Taşkın akan derelerin çayın var, bırakmazsan taşar geçerim dağlar. Tayyip'i sen ayrı koydun canandan, anlamadın hasretinden sevdandan. Sayamadım kaç yıl uzak vatandan, bırakmazsan ezer geçerim dağlar. Bu biraz orada Kaz Dağları'nda bir Hasan Boğuldu olayı var. Bir aşk hikayesi var. Sanki o aşk hikayesine ithafen yazılmış gibi bir şiir. Güzel yazmışsınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Peki şimdi Tayyip Bey, bizim programımız tabii fazla uzun değil, sınırlı. Siz Balıkesir'de, Akçay'da duruyorsunuz, Balıkesir topraklarındasınız. O sazınızdan ve sesinizden bir Balıkesir türküsü de dinleriz herhalde. Programdan önce evet. de konuştuk.
Bir Balıkesir türküsü dinleyelim sizden sonlara doğru. Evet. Şimdi Balıkesir türküsünü alalım mı? Alalım. Tabii. Alalım. Balıkesir türküsünü dinleyelim. Nedir Balıkesir türküsü? Hangi türkü? Akpınar yapısına. Evet, Akpınar yapısına, gün doğmuş kapısına. Balıkesir'in oyun havası diyebiliriz artık. Niteliğinde, evet. Niteliğinde. Bununla çok güzel düğünlerde oyun oynuyorlar. Evet, bununla. Düğünlerde çok sonra Eminem Sındır Çiçek yollamış. Eminem Çiçek yollamış. Evet. Uyandım kokusuna. Uyandım kokusuna, evet. Evet. Bu Sındırgı. Sındırgı yöresinin, evet. Yöresinin bir türküsü. Bizim Balıkesirlerin sevdiği bir türkü. Evet. Kapısına, gün doğmuş kapısına, Akpınar yapısına, gün doğmuş kapısına, Eminem çiçek yollamış, uyandım kokusuna, Eminem çiçek yollamış, uyandım kokusuna, güzelim, güzelim, çiçek geldi yakından, yaprakların haber verdi bana burcu kokundan. Eminem güzelim, çiçek geldi yakından, yaprakların haber verdi bana burcu kokundan. Akpınar'a varaydım, Eminem'i göreydim. Eminem'in yoluna canlar verip öleydim. Eminem'in yoluna canlar verip öleydim. Güzelim, güzelim, çiçek geldi yakından, yaprakları haber verdi bana burcu kokundan. Güzelim, güzelim, çiçek geldi yakından, yaprakları haber verdi bana burcu kokundan. Eminem, Eminem, çiçek geldi yakından, yaprakların haber verdi bana burcu kokundan. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel bir türkü değil mi?
çok güzel. Oyunu da güzel böyle, evet, kaşıkla falan, evet, oynanır. Evet. Evet. Tayyip Bey, size böyle teşekkür güzel ediyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz hem şiir, söz, müzik, körfez üzerine varsa onları da alalım. Evet. Ben de size teşekkür ediyorum. Programınıza davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. İnşallah her şey zaman içerisinde daha da güzel olacak. İnşallah. Akçay'ın beklentileri de güzel olacak. İmarı daha iyi olacak, yolları daha güzel olacak ve her şeyle iyi olacak. Dünyada ve Türkiye'de insanlar barış, huzur içerisinde yaşayacak. Bunları da bekliyoruz. Soydaşlarımız canlarını boşu boşuna vermemiş olacaklar. Onların üzerindeki zulüm kalkmış olacak. Daha güzel bir gelecek için, daha güzel bir dünya için dualarımız sonsuzdur. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin diyelim. Size de çok teşekkür edelim. Siz de böyle sazınızda, sözünüzde, şiirinizde hem etrafınıza hem de programlarda böyle insanlara mutluluk vermeye, onlara huzurlu bir şekilde seslenmeye devam edin diyoruz. Kolay gelsin, başarılar. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü Günlerin Getirdiğinin sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.